Geçiyoruz sporda psikososyal alanlar birinci kademe ikinci çözümleme videosuna. Arkadaşlar birinci soruyla başlıyorum. Eski Türklerde sporla ilgili ilk terimler nelerdir ile ilgili bana geri dönüşünüz oldu. Oyun ve yarıştır. Net bir şekilde kitabımızda önemli bölümünde bahsetmiştik. 46. sayfasından kitabımızın sizler de bu soruyla ilgili doğru cevaba sizler de ulaşabilirsiniz. Bakın oyun ve yarış şeklinde burada paylaşıldı. Geçiyorum bir başka soruya daha. Kitabımızın 47. sayfasında aynı zamanda 72. sayfasında da soru olarak sorulduğunu görüyorum. Arkadaşlar Herrera olimpiyatlarından bahsedeceğim. Sadece bayanların katıldığı, sadece kadınların katıldığı olimpiyatların adı Herrera'dır. Daha önce bunun açıklamasını yapmıştım. Zeus'un eşi, Herkül'ün üvey annesidir. Herrera mitolojik bir karakterdir. Yine aynı şekilde sorumuzun doğru cevabına 47. sayfadan sizler de ulaşabilirsiniz. Yine geçiyorum 47. sayfadan bir soruya daha. Arkadaşlar 47. sayfada özellikle olimpiyatların biliyorsunuz ilk çıkış amacı dinsel törenler şeklinde oluşturulmuştu. Olimpiyatlar Yunanistan'da doğmuştu. Bununla ilgili çok detaylı bilgiyi hem Udemy derslerimizde aktardım hem de kitabımızın 47. sayfasında sizlerle paylaştığımı söylüyorum. Yine dinsel içerikli dinsel içerikten olimpiyatların doğduğu bilgisini paylaşıyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar yine 46 ve 47. sayfadan bir soruyla daha karşınızdayım. Şunu söyleyebilirim. Geri dönüşünüz ilk sportif egzersiz sanırım. İlk sportif egzersizle ilgili eğer geri dönüşünüz bu ise yani ilk spor değil de ilk sportif egzersiz ise mızrak atmayla ilgili. İlk sportif egzersizlerin mızrak atmayla ilgili olduğu bilgisini paylaşıyorum. Sporun nasıl oluştuğuyla ilgili bilgiye ise yine hem Udemy platformundaki derslerimizden hem de kitabımızın 46 ve 47. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Ama sorunuz sportif egzersizlerin ilk başlangıcı ya da yapılan ilk sportif egzersiz nedir şeklinde bir geri dönüşse bunun cevabı mızrak atmaktır bilginize arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar İsveç jimnastiği, Alman jimnastiği sıkça tekrarlanan sorular arasında ama farklı farklı sorulabiliyor paramiliter yapıda olduğunu, Alman cimnastiğinin İsveç cimnastiğinden farklarını, İsveç cimnastiğinin artılarını, diğerlerinin dezavantajlarını tek tek aktarmıştım. İsveç cimnastiğini senin sırrı tarcan biliyorsunuz ülkemize getirmişti diyorum ve detaylı bilgiye 49. sayfadan sizlere de ulaşabilirsiniz diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar kitabımızın 56. sayfasında egzersizin ne olduğuyla ilgili yine sporun belli kurallara göre rekabet ölçüleri içerisinde yapıldığı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada bana geri dönüşünüz Gördüğüm kadarıyla fiziksel aktiviteyle ilgili bir sorudan bahsettiniz. Fiziksel aktiviteyle ilgili, egzersizle ilgili, yine sporla ilgili, spor psikolojisiyle ilgili detaylı bilgi de lütfen altlarına not ederek alın. Çünkü farklı sınavlarda farklı sorular sorulabilir. Kitabımızın 56. sayfasından bu soruyla ilgili doğru cevaplara sizler de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar geçiyorum bir başka soruya daha. Çocuk ve genç sporcularda sporu bırakmalarına engel olmakla ilgili mi geri dönüşünüz oldu yoksa şu muydu sorunuz bilmiyorum açıkçası. Özellikle ilgili bir sorudan da bahsettiniz ama genç ve çocuk sporcularla ilgili detaylı bilgiye, spor psikoloğuyla ilgili detaylı bilgiye yine kitabımızın 58. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz diyorum. Geçiyorum bu soruyu. Informal fair play ile ilgili bir sorudan bahsettiniz ki informal fair play çok net bir şekilde size açıklamasını yapmıştım Güden platformundaki derslerimizde. Informal fair play yazılı olmayan kurallara uymak anlamına geliyordu. Burada detaylı örnekler vermeyeceğim. Sadece kitabımızın sayfasını paylaşıyorum. 63. sayfasından formal ve informal fair play'in detaylarına sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyorum bir başka soruya daha. Dünya Fair Play ödülleri ile ilgili bir soru. Arkadaşlar Dünya Fair Play ödülleri gördüğünüz gibi burada. Gördüğünüz üzere davranış dalında, kariyer dalında, tanıtım dalında yine aynı şekilde Pierre de Coubertin ile ilgili ödüllerden bahsedeceğiz. Farklı ödüller de var bu ödüller kısmını mutlaka gözden geçirmelisiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu ödüller arasındadır ya da yukarıdakilerden hangisi bu ödüller arasında değildir şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. O sebeple buradaki ödülleri bilmeniz gerekiyor. Kitabımızın 65. sayfasından Dünya Fair Play ödüllerine sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz yine sıkça tekrarlanan bir soruya daha. Siklet nedir ile ilgili bir soru. Siklet biliyorsunuz ağırlıklara göre kategori şeklinde yarışmaların yapılması Diyorum, nokta koyuyorum. Bu konuyla ilgili çok detaylı bilgiyi aktardığıma inanıyorum. Bu soruyla ilgili doğru cevaba da kitabımızın 72. sayfasından ve 78. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. 78. sayfasında da soru olarak sordum size. Geçiyoruz bir başka soruya daha. Dünya Fair Play ödülünü ilk defa alan veya ilk defa bu ödüle layık görülen kişi kimdir sorusunun cevabı Konya Amatör Küme'de oynayan futbolcu biliyorsunuz. Detayları aktarmıştım. İsmet Karababa'dır bu isim arkadaşlar. İsmet Karababa ismini lütfen gözden kaçırmayın derim. Sorunun doğru cevabı İsmet Karababa. Bu konuyla ilgili detaylara da 65. sayfasından kitabımızın aynı zamanda 78. sayfasında da ben bunu soru olarak sormuşum size arkadaşlar. Bakın burada İsmet Karababa ile ilgili 17. soruyu göreceksiniz. Soru olarak da size aktarmışım arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soruya daha çocuk korumayla ilgili bir sorudan bahsetmişsiniz. Arkadaşlar çocuk korumayla ilgili burada detaylı bilgiler mevcut. Birleşmiş Milletlerle ilgili bilgiler mevcut. Yine UNICEF'le ilgili bilgiler mevcut. Çocuk koruma detaylı bir konu. Çocuk sporda çocuk koruma da var. Yine çocuk korumayla ilgili detaylı bilgilere kitabımızın 66. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz yine bir başka soruya daha. Yine çocuk korumadan bahsedeceğim. Yine aynı sınavdan Farklı bir sorudan bahsediyorum hak temelli çocukla ilgili bir geri dönüşünüz oldu bana. 67. sayfasında kitabımızın bu konuya sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz bir başka soruya daha duygusal istismardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hakaret etmek, küfür etmek, aşağılamak bunlar duygusal istismar arasında mobbing yine duygusal istismar arasında değerlendirilir. Bunlarla ilgili detaylı bilgi derslerimizde anlatmıştım. Kitabımızda da aktardım arkadaşlar. Kitabımızın 68. sayfasından Bunlarla ilgili detaylı bilgilere sizler de ulaşabilirsiniz. Bakın duygusal istismarı burada. Duygusal istismarı burada bir kişi bir kişi tarafından çocuğun psikolojik ve ruhsal gelişimine zarar veren veya zarar verme ihtimali olan davranışlar olarak adlandırabiliriz demişim. Burada da aktarmışım. Özellikle önemli bölümünde sizlere aktardığımı görüyorum arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka soruya daha. Fiziksel istismar. Fiziksel istismar da duygusal olarak değil de darp etmek ee, yine aynı şekilde diz üstü çöktürüp yere zemine diz çöktürmek bunlar örnekler arasında biliyorsunuz AÖF'ün örnekleri son derece önemli. Sorularda kendi örneklerinden sormayı sever AÖF'teki e, arkadaşlarımız soru soran arkadaşlarımız bu şekilde söyleyebilirim ki öyle sormalılar zaten kendi kaynaklarından sormalılar. Özetlerde de özellikle o örnekleri paylaşmaya çalıştım sizinle. Diz üstü yere çöktürmek de fiziksel istismara girer. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fiziksel istismar da son derece önemli. 69. sayfasından kitabımızın bu konuyla ilgili detaylı bilgilere sizler de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde birinci kademe ikinci çözümleme videomuzun da psikososyal alanlarla ilgili sonuna geldiğimizi söylüyorum. Sınavda üstün başarılar dilerim.